kirabudur.com Türkiye'nin en büyük kiralama platformu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızdayız. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Aksaray'daki cadde ve meydanlarda sessizlik sürüyor. Aksaray'da vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği 15 Temmuz Milli İrade Meydanı başta olmak üzere Ankara ve Kafeler Caddesi de boş kaldı. Polis, zabıta ekipleri ve mahalle bekçileri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşlar ise yürüme mesafesindeki market ve fırınlara giderek alışveriş yaptı. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından balıkçı esnafları muaf, fakat balık azlığı ve fiyatların yüksekliği esnafı zor duruma sokuyor. Aksaray'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan balıkçı esnafı, tezgahlarını hazırlarken balık olmamasından ve fiyatların yüksekliğinden yakındı. Vatandaşların evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından esnaf hazırlıklarını tamamladı. Balıkçı esnaflarından İbrahim Kırlı, "Kısıtlama günlerinde de açığız, fakat denizde balık yok, fiyatlarsa yüksek," dedi. Merhaba, ben Tadım Balıkçılık İbrahim Kırlı. Öncelikle hoş geldiniz. İbrahim Bey, balıkçılıkta son durum nedir? Balık an, var mı? Balık şu anda balık yok. Denizde balık şu anda çıkmıyor. Çinekop'un kasası 1 milyar. İstavrit 500 milyon. Hamsi var diyorlar ama yalan söylüyorlar. Şu anda yok. Aksaray'a gelmiyor. Ankara'ya gelmiyor. Konya'ya gelmiyor. Peki vatandaşlarımızın isteklerini nasıl karşılıyorsunuz? Şu anda vatandaşımız geliyor. İstavrit istiyor 30 milyon. Hamsi 20 milyon. Çinekop 80 milyon. Balıklar şu anda pahalı. Müşteri zor geliyor. Şu anda hamsi satılıyor. Çinekop var, istavrit var, mezgit var. Çupra var, alabalık var, palamut var. Şu anda güzel yalnız iyi. Fiyatlar fena değil. 40 lira, 50 lira. Aynı fiyattan devam ediyoruz. Burada paket servisi var değil mi vatandaşlar? Paket yapıyoruz. Mangalda istenen mangalda, yağda istenen yağda. Ben müşterimize zaten sayıyorum. Gelincik yağda mı istiyorsun, mangalda mı istiyorsun diyorum. Onlar mangalda değilse çupra, deniz devriye, çinekop, alabalık, palamut, mangalda. Küçük balıkta istavrit, mezgit, barbun yağda yapıyoruz. Müşterimiz şu anda memnun. İyi, güzel. Çok sipariş alıyor musunuz peki? Şu anda alıyorum ben, evet. Eski balıkçı olduğum için yani alıyorum şu anda sipariş. Vali Hamza Aydoğdu, şehit annesinin evine konuk oldu. Aralarındaki diyalog ve sarılmalarsa yürekleri ısıttı. Vali Hamza Aydoğdu, 1986 yılında Şanlıurfa'da terör saldırısında şehit düşen jandarma komandaer Erdiş Işık'ın annesi Solmaz Işık'ı Bahçeli Mahallesi'ndeki müstakil evinde ziyaret etti.
Vali Aydoğdu, şehit annesiyle birlikte sobada patates ve kestane pişirdi. Pişen patates ve kestaneyi soyarak kendi elleriyle Vali Aydoğdu'ya yediren annesi Olmaz, yaptığı şakalarla Vali Aydoğdu'ya kimi zaman sarıldı, kimi zaman da başını omzuna koyarak herkesin yüreğini ısıttı. Vali Aydoğdu ile sohbetinde şakalar yaparak yüzünden gülücükler eksik olmayan şehit annesi Olmaz, mutluluğuyla herkesi mutlu etti. Vali Aydoğdu, "Bunların hepsi senin evladın. Biz sana bakmakla mükellefiz Allah'ın izniyle. Sen de aklına geldikçe bize dua edeceksin," dedi. Ayrılık vakti geldiğinde müstakil evinin kapısına çıkan şehit annesi, Vali Aydoğdu'ya sarılarak uzun süre vedalaştı. Sen eskiden bunu çok yazıyordun. Allah razı olsun. Aynı oluyorlar. Senin var ya, bunların hepsi senin evladın. Tabii evladım. Tabii evladım. Biz sana bakmakla mükellefiz Allah'ında. Sağ ol. Ama sen de aklına geldikçe bize dua edeceksin, tamam mı? Gelen gidenim olur diye aldım ben. Ben sana patates gönderirim. Adem, Mustafa'nın bizim valilik patatesten buraya da gönderirim. Anladım. Sana patatesim tatlı olur. Tatlı olur. Biz kalpten veriyoruz çünkü. Allah'a emanet. Sağ ol. Ulaşamadım ben. Yarın gelip göreceğim. Geldikçe bize dua et. Allah senden razı olsun. Hadi sağ olun. Bir dertleri ve sıkıntıları varsa onlarla hemdert olalım diye geldik. Desteğinizi esirgemediniz, talimatlarınızı verdiniz. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu göstermesin, tamam, devletimizin yokluğunu göstermesin. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz olmasa biz bunların hiçbirini yapamayız. Evet, Cumhurbaşkanımız bu konuda çok duyarlı. Belediye meclisinde pandemi sürecinde zor günler geçiren esnaf için destek kararı alındı. Bu kapsamda belediye kiracısı olanların 5 aylık kiralarında indirime gidildi. Aksaray Belediyesi daha öncesinde kendi kiracılarından kapanan ve servis yapma fırsatı olmayanlardan kira almama kararı almıştı. Böylelikle belediye yeni destek açıklamasıyla beraber zor günler yaşayan kiracılarına desteğini sürdürdü. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Evren Dinçer, esnaflarımızın mağduriyetinin giderilmesi için daha öncesinde de benzeri kararlar alındığını hatırlatarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kapatılmasa dahi kurum kiracısı olan iş yerlerinde kira indirimi yapma yetkisini verdi. Bu kapsamda tüm kiracılarımıza, pazarcılara, hal esnafına ve halk otobüsü ve taksi duraklarına hangi işi yaptığına bakmaksızın 5 ay süreyle yaklaşık 4 milyon lira tutarında tahsis ücreti ve kira indirimi uygulanacak. Ayrıca 2021 yılında kira artışı yapılmayacaktır, dedi. Aksaray AK Parti heyetinin girişimleriyle Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kuruldu. İl Başkanı Hüseyin Altınsoy hayırlı olsun temennisinde bulundu. Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi kurulan 26 yeni fakülte arasında yer aldı. Aksaray Üniversitesi bünyesinde yıllardır konuşulan Diş Hekimliği Fakültesi'nin AK Parti Aksaray heyetinin girişimleriyle gerçeğe dönüştüğünü bildiren İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, "Uzun uğraşlarımız sonucu Aksaray'ımıza kazandırdığımız Diş Hekimliği Fakültesi şehrimize ve üniversitemize hayırlı olsun" temennisinde bulundu. Aksaray Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp resmi gazetede yayımlandığını bildiren İl Başkanı Altınsoy, katkı ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, son başbakanımız Binali Yıldırım'a,
YÖK Başkanımız Yekta Saraç'a, Milletvekilimiz Cengiz Aydoğdu'ya ve Asürektörümüz Yusuf Şahin'e ve emeği geçen herkese şehrim adına teşekkür ediyorum. Diş fakültemizin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum, dedi. Aksaray tahinlisi ve şerbetli pidenin tescillenmesinin ardından İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan mikrofonlarımıza konuşarak Aksaray'ın önü çok açık ifadesini kullandı. Yöresel lezzetlerimiz Aksaray tahinlisi ve şerbetli pide, Aksaray Belediyesi'nin girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretlerle tescillendi. Aksaray'a özgü değerlerin kültürel ve ekonomik açıdan muhafaza edilmesi amacıyla çalışmalar devam ederken, önceden tescillenmiş taşpınar halısı, tulum kebabı ve incelek tatlısı ile birlikte Aksaray'a özgü toplam 5 ürün coğrafi işaretleri eklenmiş oldu. Konuyla ilgili mikrofonlarımıza konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, tescillenmiş ürünlerimizin paketlenip tüm Türkiye'ye tanıtılması ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Aksaray'a özgü ne varsa hepsinin en iyi şekilde tanıtımının gayreti içindeyiz. Bütün bunları ortaya koyarsak tüm Türkiye'nin hayranlığını kazanacak kapasitede bir şehiriz şeklinde konuştu. Efendim öncelikle Aksaray Belediye Başkanımız Evren Dinçer Bey'e çok teşekkür ediyoruz ve ekibine. Bu Aksaray'ımızın gerçekten 11 bin yıllık bir medeniyet. İlk üretim faaliyetlerinin bölgemizde hatta Anadolu'da başladığı bir yer. Aşıklı yükte buğday fosilleri, yaşam belirtileri ilk bölgemizde Orta Anadolu'da ve Anadolu'nun genelinde de en eski medeniyet merkezidir Aşıklı yük. Dolayısıyla biz üretici bir toplumuz. Tarımda, hayvancılıkta bütün dönemlerde çok etkin olmuş. Böylesine zengin bir coğrafyada Aksaray tabii ki çok fazla medeniyete ev sahipliği yapmış tarih boyunca. İşte böylesine kadim bir şehirde bulunuyoruz ve bu kadim şehrin türküleri, folkloru özellikleri, yemekleri de oldukça yoğun. İşte bize düşen şey bunları tek tek araştırıp ortaya koymak, tescillemek ve bunu Türkiye'mizin turizminde, tanıtımında en iyi şekilde anlatmak. Bu yönüyle Aksaray'ın zengin olduğuna bir dikkat çekmek gerekir öncelikle. Şimdi Aksaray Belediye'miz 3 ürün üzerinde coğrafi işaret çalışmasını devam ettirdi. 2 ürünümüz geçtiğimiz günlerde Türkiye Patent Enstitüsü tarafından tescillendi. Daha önce İl Kültür Turizm Müdürlüğü olarak biz de incelek tatlımızı ve tulum kebabımızı tescillemiştik ve coğrafi işareti almıştık. Bizim en eski tescilli ürünümüz taşpınar halısıydı. Şu anda bu ürünlerimiz 5'e yükseldi. 5 tane ürünümüz coğrafi tescil. Bunun haricinde özellikle köpük helvamız, eşmekaya yoğurdu, ağaç ören cevizi, yine şeydeki güzel yurtumuzdaki güzel yurt gelberi çömleği ve yine ürünlerimizden özellikle kabak çekirdeği, ayçiçeği, Aksaray Ticaret Borsamız, Aksaray Ticaret Odamız. Onlar da ayrı çalışmalar yürütüyor. Böyle kurumlarımız ayrı ayrı ürünlerimizin tescil çalışmalarını devam ettiriyorlar. Elbette bizim amacımız bu ürünlerimizin tamamının tescil belgesini alması. Ama bu zorlu bir süreç, yani uzun bir süreç. Bir ürünün coğrafi işaret sürecini tamamlayıp bunun ilan edilmesi belli bir süreç de oluyor. İşte bu süreçleri takip ediyoruz. Diğer kurumlarımız, ilçe belediyelerimiz, belde belediyelerimiz ve Aksaray'ımızdaki diğer sivil toplum kuruluşlarımız Aksaray'ın bu ürünlerini tescilleyip daha sonra bu tescillenmiş ürünlerimizin paketlenmesi ve tüm Türkiye'mize tanıtılması ile ilgili çabalarımız sürüyor. Burada özellikle Sayın Valimizin de şu yönde direktifleri var. Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu, Aksaray'a ait hangi değer var ise, türküsü ise türküsü, yemeği ise yemeği, bütün bu değerlerimizin bir bir incelenip ortaya çıkartılması ve tanıtımına yönelik çok ciddi bir gayretin içerisindeyiz. Aksaray böylesine 11 bin yıllık bir kültür ve medeniyet şehrinin biz şunu kabul etmiyoruz. Ne kadar da olsa 1989 yılında yeniden vilayet olmuş olsak bile burası çok eski bir kültür ve medeniyet merkezi, kadim bir şehir. Bütün Aksaraylılar şunu özellikle belirtmesi gerekiyor. Aksaray'ın yemekleri de var, türküleri de var, folklorik özellikleri de var. Biz bütün hemşehrilerimize gönül rahatlığıyla şunu söylüyoruz. Biz kendimize ait değerleri ortaya koyup bunu anlatırsak, tanıtırsak tüm Türkiye'nin hayranlığını elde edecek kapasitede bir şehir Aksaray. Müdürüm, sizin çocukluğunuzda eskilerden çok sevdiğiniz yemek bu da olsa dediğiniz var mı? İşlerinden bir tanesi. Şimdi bizim Aksaray'ımızın incelek tatlısı çok meşhurdur. Çok hafif bir tatlı. Bununla beraber Aksaray'ımızda biz Aksaray Yemekleri kitabını çıkarttık. Aksaray Valiliği Kültür Turizm Müdürlüğü olarak. Burada toplamda 300'e yakın yemeğimizin tanıtımını yaptık.
Yaklaşık 400 sayfa civarında büyük, hacimli, 2 yılı aşan bir çalışma oldu. Burada benim özellikle tatmasını herkesin çok istediğim Aksaray mantısı. Ben Aksaray mantısını çok seviyorum. Kayseri mantısı ile arasındaki fark bizimki üçgen şeklinde, muska mantı olarak da geçiyor. Biz bunu da yemek kitabımızda yer vermiştik. Aksaray mantısının eti bol ve yoğurtlu, sarımsaklı yoğurtlu Aksaray mantısı. Bütün dışarıdan gelen misafirlerimize ben kendim çok çok sevdiğim için tavsiye ediyorum. Ama Aksaray tava, tabii birçok şehirlerimizde tava var ama Aksaray tavası oldukça lezzetli. Ama Aksaray tavası kadar, hatta biraz daha, bir tık daha yukarıda Gelveri tavayı tatmanızı isterim. Yine Gelverimizde mahsus bir kapak böreğimiz var. Bu börek de çok orijinal bir pişirme tekniği var. Bizim tulum kebaba buraya gelen televizyon programları falan çok hayran oluyorlar. Çünkü kuyu kebap diğer bir ismiyle. Kuyunun içerisinde bu koyunun kendi etinin, kendi tulumunun içerisinde pişirildiği çok özel bir yemek. Zor bir, pişirilmesi çok zor bir yemek. Ama bunun da coğrafi işaretini Aksaray almış durumda. Aksaray'ın çorbaları, tatlıları, yemekleri, bütün bunlarla ilgili biz 4 tane önemli valiliğimiz yemek yarışması yaptık geçtiğimiz yıllarda. Bu yemek yarışmasının verilerini alanda tek tek teyzelerimize, ninelerimize ulaştık. 70-80 yaşındaki teyzelerimizden Aksaray'da en eski dönemlerden itibaren yapılan yemekleri tek tek kayıt altına aldık. Ve bunu yemek kitabında buna yer verdik. Bizim yemek kitabımız o yüzden çok özel bir yemek kitabı. Normalde menünün verildiği ya da yemeklerin tariflerinin yapıldığı bir yemek kitabının ötesinde bizatihi birinci elden kaynakların anlatımlarına da yer verdiğimiz bir yemek kitabı. O yüzden özellikle bu gastronomi alanında yemek üzerine araştırma yapan insanlarımız Aksaray yemek kitabını çok beğeniyorlar. Çünkü orada birinci elden kaynaklara ulaşmışsınız. Bunları kitabın içerisinde yer vererek çok özel bir şey yapmışsınız diye. O yüzden biz bütün hemşerilerimize şunu diyoruz. Bütün restoranlarımızda en az birer ikişer Aksaray yemeği, Aksaray tatlısı bulundurmalarını biz arzu ediyoruz. Ben bizatihi arkadaşlarımla beraber yemek kitabının yayınlanmasından sonra Aksaray'daki restoranlarımızı ziyaret ettim. Onlara yemek kitaplarımızı hediye ettim. Dedim ki bu Aksaray yemeklerimizden restoranlarınızda bulundurun arkadaşlar. Çünkü biz Aksaraylılar olarak kendi zenginliğimizin farkına varıp bunu güçlü bir şekilde, çok da inançlı bir şekilde anlatmamız lazım. Nereye gittiysek, gerek turizm fuarlarına, gerek tanıtım günlerine, aman Allah'ım sizin Aksaray'ın böyle güzel değerleri mi varmış, çok güzelmiş diye bize dönütler oluyor. Biz kendimize güvenerek Aksaray'ımızın bu kıyıda köşede kalmış, bilinen ya da az bilinen ya da bilinmeyen bütün ürünlerini çok güçlü bir şekilde ele alıp bunları ortaya koymamız gerekiyor. Aksaray'ın ileriye dönük önü çok açık, çok umutluyuz ve şehrimiz adına da çok sevinçliyiz. Ben tekrar bu vesileyle Şerbetli Pidemiz ve Aksaray Tanrısı'nın tescil çalışmalarını sağlayan Aksaray Belediye Başkanımız Evren Dinçer Bey'e ve ekibine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Yöresel lezzetlerimiz tescillenmeye devam ediyor. Peki başka tescillenmesi gereken ürünlerimiz neler? Vatandaşlara sorduk, cevaplar haberimizde. Aksaray Belediyesi, Aksaray'a özgü ürünlerin tescillenmesi ve markalaştırılması için Türk Patent ve Marka Kurumu'na müracaatta bulunmuştu. Türk Patent ve Marka Kurumu, Aksaray'a has lezzetler arasında bulunan Aksaray tahinlisi ve şerbetli pideyi coğrafi işaretlerle tescilledi. Bu gelişmenin ardından bizler de Aksaray halkının nabzını tuttuk. İşte tescillenmesi gereken başka yöresel lezzetlerimiz neler sorusunu yönelttiğimiz vatandaşların yanıtı. Bana göre kuyu kebabı, yani sanayi pilavı olarak Aksaray çok tutuyor. Ondan sonra yani bildiğim başka yöresel yemeği yok. Aksaray tavası var, tahinlisi var. Aksaray'ın kendi yaptığı tayin var. Her şeyi var. Her şeyi iyi Aksaray. Mayalısı var. Her şeyi var. Yukası var. Aksaray'ın her şeyi güzel. Eski yemeklerde mantı vardı. Mantı olurdu. Kesme mantı şeyleri, erişte şeyleri. Vallahi aklıma girmiyor ya. İspanakla börek yaparlar. Ondan sonra da çikolik ispanakla. Peynirli şeyle, tandır kebap. Ondan sonra ayrıca bir de eskilerden bir şey yapardık ya. Tuz içerisinde tavuk pişirirdik, yerdik.
Hani o ne diyorsun orada ya? Aklımıza gelmedik mi? Valla Aksaray'ın yöresel lezzet şeylerinden bu yenersen bu tayinli pekmez ve diğer yana ürünlerimiz, halkın bize yana bizim kendi ürettiğimiz malzemelerimiz, yoğurtlarımız, peynirlerimiz yani buna benzer yana şeylerimiz yöresel iyidir yana. Ama dışarıdan gelen ürünler hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir şey yetmiyor. Ha bizim kendi yaptığımız ürünlerimiz mesela köy hanımları Ilhara'da, Selimi taraflarında hep kadınlar kendileri örüyor, kendileri yapıyor, kendileri şişiriyor. Ha bu ürünlerimiz çok güzel ve çok iyidir. Aksaray'ın en şeyi de et ekmek. Ondan sonra başka diyeyim ne var başka bir şey. Eski yemeklerden bulgur pilavı var. Ben mesela bir papara hatırlıyorum. Ha, evet paparası var. Biliyor musunuz papara nasıl yapılıyor? İyi bilirim. Bilmem olur mu bilirim. Tabii bilirim. Ekmek, yufka ekmeğine, göğe peynirine, yeşil peynirine yapılır. Bulgur pilavı mesela çok güzel Etmeni Aksaray. Dökecek, tabii mi? Canım yufka ekmeğin üzerine. Bu sulumunu bu şey diyeceksin turşuyla yufka ekmeği atacaksın. Sereceksin güzelce sulumundan yufka ekmeğine yiyeceksin. Turşuyla beraber. Hatta daha zoba bulursan ekmek gevredir de üstüne dokursan daha iyi olur. İsmim Hasan Bozdemir. Aksaray'ın yöresel yemekleri tulum kebabı var. Ondan sonra gelveri tavası var meşhur. Melemen, mıkla. Bunlar meşhur yani. Lepe yaparlardı önce köylerde. Lepe? Köylerde lepe. Nasıl cilbir, lepe. Sütten yapılır. Cilbir yapılırdı. Cilbir yumurtayla olan. Yumurtayla. Yumurta ve yoğurtlu olan. Lepe de sütte yapılırdı. Bunlar Aksaray özgü yemekler. Yöresel lezzetleri valla arkadaşın dediği gibi biraz lapa. Eskilere gidersin. Lapamız meşhur. Bizde de lapa deriz biz ona. Onlar işte diğer melemen olsun. Ondan sonra bu şeyimiz olsun, bu böyle yemeklerimiz meşhur. Vallahi eski yemeklerimizde kıymalı yedik geçtiğimizden. Şimdi de yeni açtılar, ne bileyim ben bir sürü yemek var. Sizin çocukluğunuz zamanında soba üstünde pişen yemekleri hatırlıyor musunuz? Vallahi sobanın üstünde pişen yemekler, kuru fasulye. Ne bileyim ben işte nohutu o aralarda öyle bir şeydi. Doğru, patates. Patatesi tandıra gömerlerdi. Pilav. Tandıra nasıl gömülüyordu patates? Vallahi tandıra öyle gömerlerdi yani şey olarak yedik, salata olarak. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Aksaray'a geldi. Konuyla ilgili müze genel koordinatörü Engin Karataş açıklamalarda bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nca oluşturulan ve Alsancağ'ın dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale sloganıyla geçen yıl 2 Temmuz'da Çanakkale'den yola çıkarılan mobil müze Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'na getirildi. Çanakkale Savaşı dönemine ait eşyaların, mektupların ve materyallerin sergilendiği mobil müzede belgesel, sunum ve multivizyon gösterimleri yer aldı. Halk mobil müzeyi ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin proje koordinatörü Engin Karataş, mikrofonlarımıza yaptığı açıklamada 60 ilde ziyarete açıldıklarını dile getirerek 2 yıl boyunca projenin devam edeceğini ifade etti. Karataş, "Amacımız bu mirasımızı özellikle dezavantajlı gruplara tanıtmak" şeklinde konuştu. Merhabalar efendim, ben Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'nın yapmış olduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Proje Koordinatörü Engin Karataş. Şu anda efendim Aksaray'da bulunuyoruz. Aksaray'daki 15 Temmuz meydanımızda Aksaray halkıyla müzemizi buluşturmaktayız. Saat 10 ve 18 saatleri arasında halkımızın ziyaretini açmış bulunmaktayız. Müzemizin içerisinde 7 ayrı vitrin bulunmakta. Bu vitrinlerde savaş eserlerimiz, belgesellerimiz ve görsellerimiz bulunmakta. Dış sesle beraber ambiyans bütünlüğü sağlanarak Çanakkale destanı halkımıza tanıtılmaktadır. 2 Temmuz'da Alsancağ'ın dalgalandığı Her Yerde Çanakkale ülküsüyle yola çıkarak şu anda 60. ilimizde bulunuyoruz. 2 sene devam edecek bir proje. Şu anda dediğimiz gibi 60. ilimizde bulunuyoruz. 81'de devam edecek bir proje. Bu
amacımız bu mirasımızı özellikle dezavantajlı gruplara, halkımıza, genç kardeşlerimize tanıtmak. Tabii pandemi süreci olması sebebiyle ilgili önlemlerimizi almış bulunmaktayız. İçeride maske kontrolümüz, ateş ölçümümüz, yerde sosyal mesafeyi belirten stickerlarımız ve içeriye ayrıca maksimum 10 kişi almaktayız. Ayrıca el dezenfekte standlarımız da bulunmakta. Tüm Aksaray halkını ziyaretini bekliyoruz efendim. Peki Aksaray halkının ilgisi nasıl? Çok güzel efendim. Özellikle genç kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın ilgileri çok güzel. Bizim de tam olarak amaçladığımız, hedeflediğimiz kitle bu. Bu mirasımızı, bu kültürümüzü onlara tanıtmak. Bilinçli bireyler genç nesline yetişmesine yardımcı olmak efendim. Peki kaç günde Aksaray'dasınız? Bugün efendim akşam 6'ya kadar. Buradan sonra da Nevşehir, Kayseri'de devam edeceğiz yolumuza. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aksaray Halk Eğitim Merkezi'nde 4-6 yaş çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitimi kurslarıyla vatandaşlar kendilerini geliştirmeye ve meslek sahibi olmaya devam ediyor. Aksaray Halk Eğitim Merkezi vatandaşların kendilerini geliştirebilmeleri adına faydalı hizmetler sunmaya devam ediyor. 4-6 yaş çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim programı da yoğun ilgi gören kurslar arasında yer alıyor. 3 ay süren okul öncesi eğitim programına kendini geliştirmek isteyenlerden, meslek edinmek isteyenlere kadar her kesimden vatandaş katılıyor. Pandemi sürecinde evde bunalan halk eğitim kursiyerleri de yapılan çalışmalardan oldukça memnun. Siz tanıyabilir miyiz? Adım Sevcan Gülsoy, okul öncesi öğretmeniyim. Halk eğitim bünyesinde okul öncesi eğitim programı ve çocuk gelişimi derslerine giriyorum. Kursumuzun adı 4-6 yaş çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim programı kursu. Bizim kursumuza kursiyerlerimiz kendini geliştirmek için gelenler var. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapacak arkadaşlar var, çocuk gelişimi alanında çalışacaklar var. %80'i diyeyim ilahiyat okuyan ve ilahiyat mezunu öğrencilerimiz var. Onlar da yine müftünün ana okullarına görev yapmak için bu kursa katılıyorlar. Kendiliğinden işte ben çocuğumu yanlış yetiştirmişim ya da anne adayları biz çocuğumuzu daha iyi yetiştirelim diyenler var. Onlar da katılıyorlar. Karışık bir sınıf, öğretmenlik okuyan bölümler var. Yine pedagojik formasyon derslerini anlattığımız için onlar da destek olmak için derslerine gelenler var. Bu şekilde karma bir sınıfımız var. Sağlıkçılar, büyütücülük çalışanları ve öğretmenlik okuyanları kapsayan bir program. Bu şekilde okul öncesi eğitim programı üzerine ağırlık veriyoruz. Uygulamalar yapıyoruz. Kaç yıl sürüyor kurs? Kursumuz 3 ay sürüyor. 380 saatlik bir kurs. Katılım çok güzel, çok yoğun. Ben 1,5 yıldır burada görev yapıyorum. İdarecilerimiz sağ olsun bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Dijital anlamda her türlü imkana sahibiz. Sık sık yazılı sınavlar yaparak neyi öğrendik, neyi öğrenmedik bunu ölçüyoruz sürekli. Eksiklerimizi gideriyoruz. Tabii her daim ders yapmıyoruz. Çok eğlenceli vakit de geçiriyoruz hanımlarla. Güzel oldu yani bu pandemi sürecinde aslında bir evlere kapandık. Dört elle sarıldık işimize tekrar. Çok mutluyuz. Kızlar da çok istekli geliyorlar buraya, bayanlar. Güzel bir ortamımız var. Ben idarecilerimize çok teşekkür ediyorum bu konuda. Evlerinde sizleri izleyen bayanlar ne demek, ne söylemek istersiniz? Evet, yani şöyle diyeyim. Çocuk yetiştirmek bir sanat ya. Bunun biz artık şeyini öğretiyoruz. İnceliklerini, detaylarını. Yani çocuk deyip geçmemek lazım. Çocuğun ruhuna dokunmayı öğretiyoruz aslında. Değil mi arkadaşlar? Bu çok güzel bir şey. Çocukların ruhuna dokunuyoruz aslında. Çocuk nasıl yetiştirilir? Çocuğa nasıl önem verilir? Hani geleceğimiz olduğu için çocuklar temeli çok güzel atmak gerekiyor. Biz bu temelleri nasıl atacağımızı öğretiyoruz. Bu şekilde bayanlara da tavsiye ederiz. Buyursunlar gelsinler kursumuza. Filiz Demirtaş. Taşmalar'dan katılıyorum bu programa. Çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum Halk Eğitim Merkezi'nin. Çünkü insan ilişkileri her zaman hayatımızda yer alan bir kavramdır. İnsan ilişkilerinin iyi olması için de bu çocuklardan, hani çocukların eğitiminden başlıyor. Daha sonra hani ergenlik dönemi. Ergenlik döneminden sonra zaten bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Ben bunları yaşadığım için. Çocuğuma daha güzel bir eğitim verebilmek için, davranışlarının daha iyi olması için bu kursa katıldım. Çok güzel bir kurs, program çok güzel olmuş. Ellerine sağlık, çok teşekkür ediyorum hazırlayanlara da. Hayat boyu öğrenme programı, hani ben faydalanıyorum bu kurstan. Öğrenmenin de yaşı yoktur. Evet. Ne demek istersiniz? Beni izleyen hanımlara hani hayat boyu öğrenebilirsiniz bir şeyler. Hiçbir şey geç değildir. Özellikle bu kursa katılmalarını isterim. Çünkü çocuklarımızın eğitimi şart. Sonra ilerleyen dönemlerde hani bazı şeylerin geri dönüşümü olmadığı için çocuklarımızın eğitimi şart. Bu yüzden bu kurslara katılmalarını istiyorum. Çocuklarımızın davranışlarını takip etmelerini istiyorum. Çünkü her şey bizim elimizde, annelerin elinde.
O yüzden faydalı gördüm bu kursu kendime. Bütün işimi gücümü bıraktım geldim buraya. Ben Zehra, evliyim. Aksaray'dan katılıyorum. İki tane çocuğum var. Büyüdüler. İkisi de büyük. Ben kendim buraya geliştirmek için geldim. Çok merakım vardı çocuk gelişimine. Okuyanlara çok özeniyordum, imreniyordum. Bura nasip oldu. Bizim gelinin sayesinde Allah razı olsun tavsiye etti. Geldim, çok memnunum. Öğretmenimizden çok memnunuz. İyi ki bu kursu açtılar. Halk Eğitim adına çok teşekkür ediyorum. Seve seve geliyorum her gün. Merhaba, ben Feyza Nur Çoban. Sağlıkçıyım. Hastanenin veya Sağlık Bakanlığı'nın çocuk gelişim bölümlerinde görev almak için bu kursa başvuru yaptım. Kursumuz çok mükemmel bir kurs. Öğretmenimiz olsun, sistem olsun çok güzel bir şekilde işliyor. Derslerimizde kendimizi sürekli ölçüyoruz. Çok iyi değerler kaydediyoruz bence. Zaten hani bir toplumun değer kaynağı çocuklardır. Çocukların gelişimini sağlarsak da bence her şeyi temelden yetiştirebiliriz. İlknur Ülger, ilahiyat mezunuyum. Müftülüğümüzün açmış olduğu 4-6 yaş Kur'an kurslarında görev almak için bu sertifikaya ihtiyacımız var. O yüzden buradayım. 4-6 yaş Kur'an kursu eğitimi çok önemli müftülüğümüz adına. Ben de bunu da görev almak istiyorum. Allah izin verirse. Kursumuz çok iyi. Sadece meslek açısından değil, ileride mesela anne olduğumuzda kendimizi geliştirmek için de çok önemli bir kurs olduğunu düşünüyorum. Halk Eğitim'e teşekkür ediyorum böyle bir kursu açmış olduğu için, özellikle de bu pandemi sürecinde. Ben Naciye Yeşil. Aksaray Üniversitesi'nde psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümünde okuyorum. Buraya kendimi geliştirmek adına geldim. Çünkü hani eğitimde bir şeyler eksik kalabiliyor. Hem pandemi sürecinde bizim için çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Hani hepimiz evlere kapandık. Bu süreçte bizim için çok güzel bir fırsat olduğunu düşündüm. Kendimi geliştirmek adına geldim. Herkese de tavsiye ediyorum. Bu kadar diyeceklerim. İkinci devreye galibiyetle başlayan Aksaray Belediyespor'da moraller yerinde. Takım İstanbul ekibi Modafen karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Misli.com 3. Lig'de bütün hesaplarını şampiyonluk üzerine yapan temsilcimiz Aksaryspor, ikinci devreye galibiyetle başlayarak büyük moral buldu. İkinci devre yeni teknik ekip ve yeni transferleriyle Bergama maçına çıkan siyah beyazlılar, Ege ekibi karşısında oynadığı güzel futbol ve elde ettiği galibiyetle taraftarını da mutlu etti. Bergama maçında siyah beyazlılarda alınan galibiyetten çok baskılı futbol ve rakip kalede bulduğu net pozisyonlar, gelecek haftalarda çok farklı bir siyah beyazların olacağının sinyalini verdi. Ligde Bergama galibiyetiyle morallenen ve maç eksiğiyle grubun gizli lideri olan siyah beyazlılar, ligde 20. hafta deplasmanda ligde kalma mücadelesi veren İstanbul ekibi Modafen'le karşılaşacak. Siyah beyazlı ekip ikinci devrenin ilk deplasman maçında sahadan galibiyetle ayrılarak hem galibiyet serisine devam etmek hem de şampiyonluk yolunda hedefine kazasız ilerlemenin planlarını yapıyor. Teknik direktör Cem Kavçak nezaretinde Modafen maçı hazırlıklarını sürdüren siyah beyazlılarda kart cezalısı bulunmazken sakatlığı devam eden Serkan Gürses dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Evet değerli spor severler, Misli.com 3. Lig 4. grup ekiplerinden Aksaray Belediyespor Modafen maçının hazırlıklarını Dağılgan spor tesislerinde teknik direktör Cem Kavçak yönetiminde sürdürüyor değerli spor severler. Takımımızdaki moral motivasyonu oldukça yüksek gözüküyor. Şu anda yarı sahada çift kale maç yapıyor takımımız. Futbolcunun keyifleri de oldukça yerinde gözüküyor. Yeni transferlerde Onur Asu,
Talha Özer, Kayıp Kanarya. Onlar da ilk kez takımla birlikte bugün yarım saat çıkardı maçta yerlerini aldılar. Oldukça istekli ve arzulu görüküyorlar antrenmanda. Orta sahanın güçlü insanı, güçlü ismi Gürcan Gözüm. Her zamanki gibi çalışkan, hırslı, azimli. Yeni transferlerde takımı çabuk ısındıkları görülüyor değerli spor severler. Biz de kanat 68 spor servisi olarak antrenmanı takip ediyoruz değerli spor severler. Aksaray Belediyespor Pazartesi günü İstanbul'a hareket edecek. Maç çarşamba günü. Yarın da son çalışmayı yaparak pazarın çalışmasını tamamlayıp Aksaray kamp çalışmasını tamamlayacak Aksaray Belediyespor siyah beyaz ekibimiz. Değerli spor severler. Yer olarak da güzel bir yer. Zaten biliyordum, daha önce oynamış abilerimden falan şey yaptım, öğrendim. İnşallah bu sene şampiyonluk hedefimiz var. Şampiyon olacağız, inşallah ikinci lige çıkacağız. Galatasaray altyapısı, milli takım. Burada da takım havasını nasıl buldun? Burada takım ya, kardeşlik, arkadaşlık çok iyi. Üst düzeyde. Zaten bu bizi şampiyonluğa götürecek olan bu. İnşallah birlikte hep birlikte mutlu sona ulaşacağız. Evet. Başarılı. Sağ olun, teşekkür ederim. Olan şampiyonluğa koşan bir takım. Yani biz başarılı olmak istiyoruz. Playoff değil, direkt şampiyon olup çıkmak istiyoruz bu sene. Çünkü bu takım inandı. Hedefler büyük. Takım olarak çok iyi ilerliyoruz. İdmanlarımız, antrenmanlarımız, tempolu çok güzel. İyi düzeyde gidiyor. İnşallah hedefimize ulaşırız. Evime tekrar geri döndüğüm için çok mutluyum. İnşallah geçen sene yarım bıraktığımız işi tamamlamaya geldik. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur. Herkes bizi desteklemeye devam etsin. İlk maçı da oynadık. Evet, çok şükür galibiyetle başladık. İyi başlamak önemliydi. İnşallah devamı gelecek. Antrenman keyfi geçiyor. Aynen, Cem hocamızla birlikte tekrar çalışmaya başladık. İşler iyi gidiyor, inşallah devamı gelir. İyi başarılar. Çok yoğun çalışıyoruz. Bundan sonra zaten maç, yoğun maç trafiğine gireceğiz. İyi hazırlanmaya çalışıyoruz. İkinci yere iyi bir başlangıç yaptık 3 puan alarak. Bu hafta da Modafen deplasmandan inşallah 3 puana dönmek istiyoruz. Akif'cim teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Geçen dediğim gibi ilk maçtaki galibiyeti aldığımız için çok mutluyuz ve tabii ki böyle galibiyetler aldıkça antrenmanlar olsun, takımın içindeki arkadaşlık olsun, hocalar, yönetim hep bir huzur olmaya devam edecek inşallah. Bu nedenle antrenmanlarımız da yani çok verimli ve zevkli geçiyor. İnşallah böyle devam eder, maçlar kazanmaya devam ederiz. Mutlu bir şekilde, herkes mutlu olduğu bir şekilde antrenmanlarımız devam eder. Sezonu bu şekilde bitiririz inşallah. Tabii ki uzun bir maraton. Evet. Yani 4-5 takımda zirve oynuyor. Bunlar bir tanesi sizsiniz. Sen isteyen takımlar da oldu ama tercihini Aksaray Spor'un yana kullandın. Evet. Şimdi şöyle, yani futbolda transfer sezonlarında yaşanan bazı iyi bazı kötü şeyler oluyor. Aksaray Spor'un beni istemesi, ısrarla istemesi bir kere benim için çok büyük bir gurur. Gerçekten düzenli bir kulüp, düzenli bir yer. Yani benim kulübüm kiralık geldim biliyorsunuz. Kulübüm böyle uygun gördüm. Kabul ettik, istekli bir şekilde geldik. İnşallah bu şehre, bu yönetim, bu takımı şampiyon yaparız. Beklentileri de boşa çıkarmayız. Peki efendim, bize başarı diliyoruz. Hayır, çok sağ olasın. Zor bir maç. Ona hazırlanıyoruz iyi bir şekilde. Herkese öz verebilir şekilde çalışıyor. İyi gidiyor bu hafta, iyi çalışıyoruz. Yorucu geçiyor idmanlar. Maçı bekleyeceğiz. Bir de Aksaray'a geldiniz. Neler istiyorsunuz? Aksaray'a geldim. Hedefleri olan bir kulüp.
şampiyonluğu hedefliyor. Biz de onun için buradayız. İlk maçı da oynadınız. 1-0 bitti. İlk maçı oynadık. İyi bir maçtı. Top genelde bizdeydi. Rakibi boğduk. 1-2 tane top kaybından dolayı sadece kontra atakta 1-2 tane pozisyon verdik rakibe. Ama maçın geneline baktığınızda biz daha iyiyiz. Antrenmanlar nasıl geçiyor? Antrenmanlar yoğun yorucu geçiyor. Herkes özverili bir şekilde çalışıyor. Siz de yorgun olduğunuz röportajınız çok belli. Evet, yorgunum biraz. Evet, yani başarılar hocamız. Dinlesin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda şampiyon oluruz hep beraber. Biz de inşallah buraya faydalı oluruz, katkı sağlarız. Takımımız iyi bir takım. İlk maçı da galibiyetle başladık. İnşallah sezon sonu şampiyon olacağız. Antrenmanlar nasıl geçiyor? Antrenmanlar iyi çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Güzel, her şey güzel. Arkadaşlık güzel. Dediğim gibi inşallah sezon sonu gülerek ayrılacağız. Peki efendim, hoşça diyorsun. Takımımız... Alpay gel. İyi durumda, iyi gidişat var. İnşallah önümüzdeki maçlarda da galip gelerek sezon sonu şampiyonluğu hedefliyoruz. Çok iyi bir ortam var. Yeni gelen arkadaşlarımız da çok iyi. Her şey olgun şekilde ilerliyor. İnşallah bunu şampiyonlukla taşlandırırız. Peki, başarıyoruz. Allah'ın izniyle işte inşallah her şeyi şampiyonluk için yapacağız. Allah nasip ederse bu sene şampiyon olacağız. Keyifli bir ortam geçiyor antrenmanlarda. Çok mutluyuz abi. Takım ortamı, ruhu çok iyi. İnşallah böyle devam. Her hafta işte final maçı olacak. Her haftaya odaklanacağız. Başarılar. Başarılar efendim. Kazasız atlattık çok şükür. Önümüzde bir Malöven maçı var. Bunun hazırlıkları devam ediyor. Biz daha önce söylediğim gibi hafta hafta geçmek istiyoruz. Maç maç geçmek istiyoruz. Genel tabii çok önemli ama biz her hafta engelleri tek tek açmak istiyoruz. Ona göre konsantre oluyoruz. Şimdi bu hafta da Malöven maçımız var. Buna hazırlanıyoruz. Takımımızın çalışması, isteği, arzusu çok iyi. Bugün kondisyon ve dayanıklı çalıştık. Çok da iyi geçti. Dediğim gibi önümüzdeki 3 günü daha iyi değerlendirip maça en iyi şekilde çıkmak istiyoruz. Cem Kavşak, geçen sezon Erzincan maçı 1-0'dı. Uzunmadan sonra da tekrar buralara dönüş yaptı. Yine maçını 1-0 kazandık. Evet. Hocam, duygularını alabilir miyiz? Çok şükür evet. Yine galibiyetle başladık. Tabii kendimize bir öz eleştiri yapmamız gerekiyor açıkçası. İlk maçımız çok mu iyi oynadık? Hayır. Eksiklerimiz yok mu? Var tabii ki ama bunları gelişerek, çalışarak hepsini düzeltmek istiyoruz. Ama bakıldığında genel olarak takımımızın isteğinden, arzusundan, saha içindeki o lider takım, şampiyon takım duruşundan çok memnunuz. Dediğim gibi inşallah sezon sonunda da istediğimiz yerde Aksaray Spor'u, Aksaray Spor camiasını, Aksaray şehrini layık olduğu yer, bir üstlük, daha üstlükler oralara taşımak istiyoruz açıkçası. Hocam bizi kırmadın. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yayınlar. Sırada ekonomi gündemi var. Şimdi hava durumu. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenimizin bugün de sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
her gün binlerce kişinin ürünlerini ücretsiz yükleyip kolayca kiraladığı, Türkiye'nin en büyük kiralama platformu kirabudur.com'da 14 ana 1920 alt kategori ile aradığınız ilanı bulmanız ve kiralamak istediğiniz ürün ve hizmeti yüklemeniz oldukça basittir. Bilgisayar, telefon ve tabletinizden www.kirabudur.com adresinden platformumuza ulaşabilir, isterseniz telefonunuzdan Google Play ve Apple Store'dan mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Kurumsal ya da bireysel olarak ücretsiz üye olabilir, sıfır komisyonla sınırsız ilan verebilirsiniz. Modern tasarımı ve sade arayüzüyle işlemlerin hızlı bir şekilde tamamlanmasını sağlayan kirabudur.com'u nasıl kullanacaksınız bir bakalım. Kirabudur.com'da yer alan ana ve alt kategoriler aradığınız ilana hızlı ve kolay bir şekilde erişmenize yardımcı olur. İlanlarınızı Kirabudur'a yüklemek için kayıt ol bölümünden ücretsiz üye olduktan sonra mail adresinize gelen doğrulama postasını onaylayın, ücretsiz ilan ekle butonuna basın, ürününüzün kategorisini seçin, ürününüzün alt kategorisini seçtikten sonra ürün özellikleri ekleyin. İşte ilanınızı kirabudur.com'a yüklemek bu kadar kolay ve ücretsiz. Artık ilanınızı binlerce kişi görecek ve hızlıca sonuca ulaşacaksınız. Neden satın alıp gereksiz maliyete maruz kalalım ki mottosuyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimizle birlikte büyümeye devam edeceğiz. Kirabudur.com, Türkiye'nin en büyük kiralama platformu.